ortakları de var tabii bu arada AK Partililerin. Bir de onu söyleyeyim oradan geçelim Ekrem mamoluna isterseniz. AK Partili bir belediye başkanı Elazığ'da. Dün oldu bu. Do çoktan duymuşsunuzdur. Ben dün yayın yapamadım Mersifon'da olduğum için. Fuhuştan tutuklandı. Hani cümleyi kurarken ben utanıyorum. Beyefendi utanmamış anlaşılan. Hani hiç utanmamış. Bildiğin adamın oteli varmış Elazığ'da ve o otelde hani fuhuş yapılıyormuş artık beyefendi yaptırıyor muydu soruşturmadan çıkar bu ama tutuklandığına göre ortada ciddi bir suç isnadı var demektir yani savcı herhalde ne bileyim ben AK Partili birini sık sık muhalif mahalleden siyasetçili gazetecileri tutuklayarak yargılıyorlar ama AK Partili bir ismin tutuklanarak yargılanması meselesi bir ilginç yani. Bu arkadaş, evet işin enteresanı Murat Kurum'la da fotoğrafı var. Binali Yıldırım'la da fotoğrafı var. Şöyle alayım kendime. İstanbul'umuzun Murat'ı. Bir önceki Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayımızdır. İstanbul'umuza hayırlı olsun olamadı. Yani niye olamadı? İstanbul'umuza hayırlı oldu mu olmadı mı onu 1 e, Nisan sabahı anlayacağız ama Beyefendi'ye olamadı Mehmet Enis Doğan'a. Çünkü kendisini cezaevinde buldu. Yani bildiğin hani... Ee, tutuklanmış yani artık neden tutuklandığını da e, yazamadım ben yani açık olarak bildiğiniz e, fuhuştan tutuklanmış yani e, hangi ilçede dur şunu bir alayım tekrar vereyim bir altyazı yazsanıza Molla kendi ilçesinde evet ee, Elazığ Molla kendi ilçesinin hayır bir de ilçenin adı da Molla yani hay Allah'ım ve de AK Partili bir insan ee, hani bize ya şu açıdan söylüyorum yani suç Herkes suç işler işleyebilir evet. kimsenin hukuk karşısında bir ayrıcalığı olamaz o ayrı bir konu ama hani böyle bir ahlakçılık vay işte kolun gözüktü sen var ya vay bira içtin ne yaptın öyle falan hani öyle bir hal, haller oluyor ya yani dindarların yani daha doğrusu dini kendilerine göre yorumlayan ve tanımlayan e, ve Levent Küptekin'in geçen gün bir videosunu gördüm. Instagram'da tanıma bayıldım. Diyor ki kendi dinlerine göre ahlak yaşayacaklarına kendi ahlaklarına göre din uyduruyorlar diyor. Ha, tam olarak o yani. Kendi ahlaklarına göre din uyduran bazı isimlerin ve böylece tabii inanca da dine de bence çok büyük hakaret eden bazı isimlerin böyle bir ayar verip sonra da kendilerinin furuştan tutuklanması. Hani bildiğin o da varmış galiba. <laughs> o da varmış galiba. İlk ee, <laughs> yani değil galiba ya Allah Allah <gülüyor> parola <gülüyor> Ay Allah evet tamam yani bilemiyorum yuh ya o kadar da yapmamışlardır diye düşünüyorum artık Harun'cum neyse bundan sonrası artık şeye girer Goygoya e, goy, goy